Selam Jelibonlarım, kanalınıza hoş geldiniz. Fox TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programına katılan bir yarışmacı, yarışmayı kazanırsa eğer kızının hayali olan Kore'ye gitmesini sağlayacağından bahsetmiş. Ve Kore'ye gitmek isteyen BTS hayranı ARMY de bu konuyla ilgili konuşmalar yapmış. Gelin o kısımlara beraber bakalım. Beni meraklandıran idoller ve gruplar var. Ne var? İdoller ve gruplar. O ne demek kız? Ne idolü? Ya dans edip şarkı söylüyorlar. O oradaki sanatçı manatçı mı tanıdı? Evet, BTS. BTS ne iş yapıyor BTS? İdoller. Grup Kadir, grup. Peki giriş yapıyorsun Kore bayrağı. Heyecan var mı? Tabii ki. Boynundaki kolyesini görsen. Ne var boynunda? BTS. BTS var. Ay bu kız tarikata karışmış. BTS mi onlar? Evet. Kız bana bak, bu gider bir de geri gelmez, Allah korusun. Gelmesin. Ben kızımı Kore'ye... Ama dil bilmiyorsun. Dil biliyorum. Korece de mi? Mesela... Annyeonghaseyo. Merhaba demek. Şunu belirteyim, ARMY'nin annesi gerçekten çok tatlı. Hem kızına destek oluyor, hem de onun hayallerini gerçekleştirebilmek için yarışmaya bile katılıyor. Ama program boyunca Kore'nin bile yerini tam olarak bilmeyen Kadir Bey ise Kore ile Çin ve diğer Asya ülkelerini karıştırıp biraz bilgisizce tepkiler veriyor. Kore'den ne yakın? Neyin aşağısında o? Asya. Asya, Çin'e yakın mı orası? Evet. Tam olarak ne tarafta acaba? Yani bunu biz de dans edip halay çekiyoruz. Yani Annyeonghaseyo, merhaba demek. Kız bunun ayarları hepten gitmiş, sen bu televizyonu kaldır evden. Sushi. Kız bunun genleri değişmiş. Evet, sen buna hemen işi köfte yap, buna bir şeyler yap, kendine gelsin. Zaten gidip geri gelince, bil ki de bizim yemeklerimiz var. Eli haşlanmış salyangoz, eli hamam böceği kızartması. Hislendik şeyler. Canım anası bile hamur yoğuran kız gidip de kertenkele yer mi orada? Peki bir şey diyeceğim. Ay bu kız tarikata karışmış. Korelilerde böcek yemek çok yaygın bir alışkanlık değil. Hatta çok çok az. Koreliler genellikle tavuk, sığır, domuz ve en fazla da balık ürünlerini tüketiyorlar. Neyse, Kadir Ezildi'yi seviyoruz ve espri için yaptığını düşünelim. Zaten bu konuşmaların ardından konuyu doğru bir şekilde de kapattı. Ve insanların sözlerine değil, kendi inandığın şeylerin peşinden git dedi. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın jelibonlar. Güzel güzel git inşallah. Allah gönlüne göre versin. Eğer bir şey istiyorsa onun arkasında dur. Kim ne derse desin.